Merhaba, bu videoda Yayın Denizi Pro serisinin 3. ayete geometri kısmını çözümleyeceğim. 31'den başlıyorum. Diyor ki, aşağıda ABCD karasal bölge şeklinde bir piknik alanı gösterilmiştir. Yeşil alanlarımız 3 tane, göletimiz doğrultuda 10 var, 6 birim var. Önemli bilgi. Burada alan DAF ile alan ACD'nin toplamı diğer yeşil alana eşitmiş. Tamam. Buna göre piknik alanının bir kenarı nedir diye soruyor. O zaman piknik alanının bir kenarına x diyelim. Aynı şekilde dc'miz de x olacak. bm'miz de x eksi 6 olacak. fb'miz de x eksi 10 olacak. Tamam, şimdi alanları toparlayalım. 10x bölü 2, 6x bölü 2. Evet, 5x buradan geldi, 3x buradan geldi, 8x yaptı. 8x eşittir x eksi 10. X eksi 6 çarpım bölü 2. Tamam. Atalım bunu karşıya. 16x yapsın. Bunu da açalım. X kare eksi 10x eksi 6 burada. Eksi 16x artı 60 yapsın. Tamam. Bunu da atalım karşıya. X kare eksi 32x artı 60 eşittir 0 yapsın. Köklerimiz 30 ve 2. Eksi 30 ve eksi 2. Tabii 2 olması biraz saçma olur. O zaman x'imizi buradan 30 değeri verebiliriz. Denizi doğru cevaptır. Tamamdır. Klasik bir denklem sorusuydu. Geç. 32'de ise aşağıda taban yarıçapı 1 santim olan yeterince uzun bir mum, taban yarıçapı 3 santim olan ve yüksekliği 3 santim olan üstü açık içi boş bir silindir kap içine yerleştirilmiş. Şurada bir problem üretmiş. Yakıldıktan sonra her 90 saniyede 1 santim kısalıyormuş. Tamam. Ve eriyen kısımda kap içine doluyormuş. Buna göre mum yakıldıktan kaç dakika sonra silindir kap tamamen eriyen mum mu dolar diye soruyor. Tamamen. Tamamen dediği için silindirimizin zaten şuraya kadar olan kısmı, yani yüksekliği 3 santim olan kısma kadar yakılması gerektiğini fark ediyorum. Daha da fazla zaten yansa da bir şey o fark etmeyecek. Üstteki eriyecek, buraya dolacak. Verilerimizi yazalım. Neydi? Küçüğümüzün, mumumuzun yarıçapı 1'di. Kabımızın yarıçapı 3'tü. Tamam. O zaman aradaki boşluğu hesaplayın. Boşluk için pire kare yaptın. 9, 3 yaptın. 27 pi geldi. 27 pi kabımızın hacmi eksi. Pire kare yaptın. Pi yaptı. Yüksekliğimiz yine buraya kadar 3 birim. O zaman 3 pi'yi çıkartmam gerekiyor. 24 pi kadar bir boşluğumuz varmış. Bu boşluğu da üstteki mum dolduracakmış. O yüzden buradaki yarıçapımız yine 1 yapacaktır. 24 olabilmesi için demek ki buradaki boyumuzun 24 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Tamam. Toplamda o zaman bunu dakikaya vuracaksak her 90 saniyede 1 santim kısalıyorsa her 90 saniyede demek ki 24 için yapmam gereken şey 24. Bir de bunun yarısını eklersem 60 saniye anlamında o zaman 36 cevabına ulaşırım. Yani 1,5 ile çarptım aslında, değil mi? Bursa doğru cevaptır. Geldik 33'e. Bir marangoz şekil 1'de verilen ikizkenar yamuk şeklindeki tahta bloklardan 4 tanesini birleştirerek şekil 2'deki gibi kesik piramit şeklinde bir ürün deposu yapmıştır. Marangoz deponun tabanını bir kare plaka ile kapatmış. Deponun hacmi nedir diye soruyor. Dikkatimi de şu ayrıntı çekiyor. 4 birim burada, 2 birim burada. O zaman sen de bunu gidip böyle uzatırsan şunu fark edersin. Buralar artık birbirine eşit olacaktır. Neden? Çünkü orta taban vardır. Dolayısıyla burada kök 5 aynı şekilde burada kök 5 olacaktır. Şimdi bu bilgiyi bir de burada kullanalım. Geleyim bunu uzatayım. Şuraya kadar gelsin. Geleyim bunu uzatayım. Buraya kadar gelsin. Bunu uzatayım. Buraya kadar gelsin. Yani bu piramidi tamamlamaya çalışıyorum. Bunu tamamladığım anda zaten şöyle bir şey olacak. Bunlar da ana doğrularımız da birbirine eşit olacak. Ana doğrularımız. O zaman bir benzerlik yapacağız ki bu benzerlikte benzerlik oranımız 1'e 2 olacaktır. Ve benzerlik oranımızın bu sefer küpüsü hacimlerin benzerlik oranını verecektir. Evet, bunu söyleyebiliriz. O zaman benzerlik oranımız 1'e 2 idi. Demek ki benzerlik oranımızın küpüsü de 1'e 8 olacaktır. Yani sen şu kısma V dersen eğer depomuzun hacmi 7V olacaktır diyebilirsin. Yani biz 7V'lik kısmı arıyoruz. Bunun tamamını hesaplayalım şimdi. Tamamını hesaplayabilmek için buraya bir tane piramit yerleştireyim. Tamam, şöyle bir şey olsun. Şimdi
Ana doğrularımız 2 kök 5'ti değil mi? 2 kök 5'i buraya yapıştırabiliriz. Burası 2 kök 5 olsun. Tamam. Şimdi bu yan yüz yüksekliğimizin hesabını yapalım. Bunu da geleceğim tabii ki buradan yapacağım. Geliyorum. Tepeden dikimi sallıyorum aşağıya doğru. Bu bir ikizkenar üçgen. Tabii ki tabanı iki eşit parçaya bölecek. 2, 2 diye. Bunun hipotenüsü de 2 kök 5'ti. O zaman 2, 4, 2 kök 5 yapacağı için demek ki yan yüz yüksekliğimiz ne olacaktır? Evet, 4 birim olacaktır. Geliyorsun buradan 4'ü aşağıya indiriyorsun. Buraya geldin 4 yazdın. Hacim bulmak için tabanımız zaten 4 metreydi. Taban alanı çarpı yüksekliğe ihtiyacımız var. O zaman yükseklik için geliyorsun bir de buradan dikini sallıyorsun. Geliyorsun bir de bunu burayla birleştiriyorsun. O zaman buraya da bir diki yapıştırıyorsun. Tabanımız kare. Bu indirdiğim karemizin ağırlık merkezi indirdiğim nokta. O zaman buraya 2 birim desem. Burası 4 birim olduğu için. Şimdi karşında burada ne var? Evet, 1, 30, 60, 90 üçgeni var. 4, 2 ne yaptı? 2 kök 3 yaptı. Çok güzel. Piramidin yüksekliğini de bulduk mu? Bulduk. O zaman tamamının hacmine ulaşabiliriz. Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 unutulmasın lütfen. Tamam. Tamamının hacmi bu. Biz zaten az önce de hacim anlamında V'ye 7V yapmadık mı? Şimdi 7V'yi bulmaya çalışıyorum. O yüzden de işlemi 7 bölü 8'de tamamlayacağım. Piramidimizin 7 bölü 8'i. Tamam. Sadeleştirelim. 8'ler gitsin. Burada 2 kalsın. 4 çarpı 7, 28 kök 3 yaptı. Bölü 3 bize doğru cevabı verecektir. Aynen, o da Denizli. Tamamdır. Ve geldik 34'e. Aşağıda O merkezi, OA yarıçaplı, AOB daire dilimi, A merkezli, AO yarıçaplı, OAC daire dilimi verilmiş. Şekilde OBC 60 derece vermiş. OB yarıçapı 6'ymış. Kırmızı. Buna göre şekildeki kırmızı boyalı alanlar toplamı nedir diye soruyor. Bu sorularla çok haşır neşir oluyoruz. O yüzden de etmiyorsun. Geliyorsun OC'yi çekiyorsun. Bunu yaptığın anda dikkat et. Yarıçap 6. Yarıçap yine 6. Yarıçap yine burada 6 olacaktır. Yani uzunlukları hep birbirine eşit. Ki bunun zaten merkeziyle beraber A'daki burasının da 6 olduğunu fark eder. Eşkenar üçgeni yakalarsın. Yani eşkenar üçgeni yakalarsın. Yani eşitliği yakalarsın. Kirişler anlamında. Değil mi? Hepsi birbirine eşit olacaktır. Şimdi burada bir daire dilimi var. Burada da daire dilimi parçası var. Bunun daha kolay hesaplanabilir bir yolu var mıdır? Tabii ki vardır. Bak şimdi buradaki parçayı tutacağım. Hop, buraya monte edeceğim. Ve cuk diye ses gelecek. Kirişlerin boyları birbirine eşit olduğu için alanlar da birbirine eşittir. Dolayısıyla şunu da söyleyebilirsin. Artık burada bir 120 derecelik daire dilimi vardır. 120 derecelik. Boyalı alanlarımız şurası ve şurasıdır. O zaman taralı alan içinde kurguyu şöyle yapabiliriz. 120 derecelik daire dilimi eksi eşkenar üçgen. Evet, eşkenar üçgenimiz de bu. Bir kenarı 6. Tamam. O zaman matematiğimizi yapalım. Pi kare yaptın, 36 pi geldi. Böldüm 3'e. 120 derece ya. Eşkenar üçgen için a kare kök 3 bölü 4. 36 kök 3 bölü 4 yaptım. Sadeleştir 12 pi. Sadeleştir 9 kök 3. Dolayısıyla Edirne doğru cevaptır. Tamamdır. Geldik 35'e. Dik koordinat düzleminde 3y eksi 4x eşittir 24. 4x artı 3y eşittir 24. Doğruları grafikleri verilmiş. Bir tane çemberimiz, bir tane de karemiz var. Karemiz tam da ortada duruyor. Düzgün ve simetrik. Zaten merkezimiz de y eksen üzerinde. Çekirdeki kare için m merkezi çember doğruları ve kare teğet olduğuna göre çemberin yarıçapı nedir diye soruyor. Doğrularımız tanıdık geliyor değil mi? X'e 0 verdiğin zaman y buradan 8 gelir. Y'ye 0 verdiğin zaman x buradan bir 6 gelir. Bir de eksi 6 gelir. 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi m'nin yarıçapına ulaşmak istiyorsak gelirsin ya buradan ya da buradan sağdan ya da soldan yarıçap çizersin. Aynı şekilde tabii ki burası da yarıçaptır. Olay biraz şu karede döndü. Çok çok açık. O yüzden de
Meseleye şuradan başlıyorum bak. Buradaki açının tanjant yani karşı bölü komşu yani benzerlik yapacağım tanjant anlamında. 8'e 6 olduğu için oran orantı bana şunu söyler. Eğer buraya gelip 4K yazarsam burası da 3K olacaktır. 8'e 6 ise 4'e 3'tür. Az önce bunun düzgün ve simetrik olduğunu söyledik. Dolayısıyla AB iki parçaya bölünmüştür. O zaman buraya da 2K diyebiliriz. Toplamda 5K'nın 6'ya eşit olduğunu söylersem K da buradan 6 bölü 5 gelir. Tamam, K'yı bulduk. Zaten K'yı bulmak demek buradaki 24 bölü 5'i yakalamak demektir. Geriye artık burayı bulmak kalıyor. Ve yine bu nokta açısını tekrar kullanacağım. Evet, burada. Bu sefer buradaki üçgende iş yapacağız. Şu. Başlayalım. Noktanın karşısında yine 4K olsun ama bu sefer buraya R diyeyim. 4R olsun. Bizim yarıçapımız artık 3R ki ben 3R'yi arıyorum. Kocaman yazayım. 3R, 4R, 5R. Bu benzer kalıbını her tarafta kullanabilirim. Gidiyorum buraya da 3R diyorum. Yarıçapım zaten. O zaman mevzu şu. 24 bölü 5 artı 8R neye eşit olacak? 8'e eşit olacak. 8. At 24 bölü 5 karşıya. 8R eşittir. 8 kere 5 40. 16 bölü 5 yaptı. O zaman R'nin değeri buradan 2 bölü 5 geldi. 2 bölü 5. Ama bize neyi soruyordu? Evet, unutma. 3R'yi soruyordu. O zaman 6 bölü 5 doğru cevaptır. Tamamdır. Ve geldik 36. soruya. Dik koordinat düzleminde ABCD karesi aşağıdaki gibi verilmiş. Şekilde oda açısı 30 dereceymiş. C noktasının apsisi 4 kök 3'müş. 4 kök 3 noktamızın apsisi. A noktası etrafında saat yönünde 30 derece dönen karede D noktasının yeni koordinatı nedir diye soruyor. AB toplamı. 30 derece, 60 derece, 30 derece. O zaman B köşesi lağap diye x eksenine düşüyor. D de dik bir şekilde havada kalıyor. O zaman bir C'nin koordinatını kullanarak işleme başlayalım. Geleyim buradan dikimi sallayayım. Ne diyordu? 4 kök 3. Yani burası 4 kök 3'müş. Burada bir 30 derecem vardı. O zaman burası 60, burası 30 derece dersen 60'ın karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı 4. Artık hipotenüs yani karemizin bir kenarı 8. Burası da 8. O zaman burası da 4. Burası da 4 kök 3. Tamam. Akıyor. Şimdi bunu kareyi düzeltip iş yapalım. Tamam, bu buradan buraya gelsin. Bu buradan buraya gelsin. Bu da buradan buraya gelsin. Karemizin yeni hali de bu. Ve noktamız da artık evet burada. Şimdi kenar uzunluklarımızı yazalım. DA'mız artık buradan buraya geldi. 8 birim oldu. Ve bu D üssü noktası diyelim. D üssü noktasının koordinatları da apsisi ne olacaktır? 4. Ordinatı da 8 birim olacaktır. Ordinat ve apsis anlamında bunları yazdım. O zaman toplamları da 12 olacaktır. Tamamdır. Geldik 37. soruya. Aşağıda bir altıgen vermiş, bir de 12'gen vermiş. Bu 12'gen, bu da altıgen. Diyor ki FLMN noktaları doğrusal, LN kök 6 birim. LN biraz gözükmüyor. Tekrar üstünden geçiyorum. Kök 6. Aynen. AB uzunluğu nedir diye soruyor. Altıgenimizin bir kenarı. Tamam. İlk önce açılardan bahsedelim. Altıgenimizin dış açısı 60 derecedir. 12'genimizin dış açısı 30 derecedir. Buradaki uzunluğu bu altıgeni yakınlaştırıp bağlamam gerekiyorsa o da tabii ki LD'yi birleştirerek yapabiliriz. Tamam. Bunu birleştirdim. Artık burasının kök 6 olduğunu biliyorum. Kök 6. Şimdi bir de şuradaki açı değerli. Bir iç açımız kaç derece? 12'gende 150 derece. O zaman buradaki ikizkenar üçgenlere göre buradaki açımız kaç derece olur? 15 derece olur. Dolayısıyla burada 15'imiz var. Burada 15'imiz var. Artık bir tane antrenmanlarla geometri sorumuz varmış diyebiliriz. Geliyorum hemen bunu buraya yapıştırıyorum. Tamam, şöyle bir şey olsun. 45 derece artık burada. 60 derece artık burada. Burası kök 6 birimken buraya ulaşman gerekiyorsa yapman gereken şey buradan çat diye dikini atmak. Bunu yaptığında 45-45-90 üçgenini yakalarsın. Kök 6 artık burada kök 3. Burada yine sana kök 3 verir. 60'ın karşısı kök 3 ise burası 1. X de buradan 2'dir diyebiliriz. Adana doğru cevaptır.
Tamamdır. Ve 38. soruda aşağıda bir düzgün altıgen verilmiş. BE merkezi de eş daireler verilmiş. Şekilde AF uzunluğu 4 kök 3. Altıgenimizin bir kenarı 4 kök 3. Tamam. Daire birimlerinde yarıçapları 2 kök 3'müş. Daire merkezleri üzerinde alınan P noktasının ve R noktası arasındaki uzaklık en çok kaç birim olabilir diye soruyor. En çok dediği anda bu P ve R'nin oynak olduğunu söyleyebilirim. Oynak noktalardır bunlar. Sağa sola geziniyorlar yani. Bunlar arasındaki en uzak mesafede tabii ki çapları üzerinde bulunduracak noktalar olacaktır. Ben de böyle bir çizim yapıyorum. Yani P noktası artık burada bir yerde. R noktası artık burada bir yerde olacaktır. Biz de bunu hesaplayacağız artık. 4 kök 3 için altıgenle biliyorsun ki burası artık 2 kattır. 8 kök 3 bilmiyorsun artık öğren. Yarıçap 2 kök 3. O zaman burası da 2 kök 3 olacaktır. Bu 2 kök 3, bu da 2 kök 3 oldu. Tamam, bunları toparlayalım. 8, 10, 12. 12 kök 3 doğru cevaptır. Tamamdır. Geç. Geldik o soruya. 39. soruda diyor ki ABC dik üçgeninde 6 vermiş, 10 vermiş. Bilgi burada B köşesi AD doğrusuna göre simetriyi AC hipotenüsü üzerindedir. B'nin AD'ye göre simetriyi. Simetri dediği anda aklıma evet bir açıortay yapıştırmak geçiyor. Şöyle bir de yapıştırıyorum hemen açıortayı. Buna göre EBC üçgenin alanı EBC üçgenin alanı ABC'nin yarısıymış. AE nedir diye soruyor. O da burası. Tamam açıortayı fark ettim. 10 ve 6 ile ilgili de zaten işlemleri şimdiye kadar çok fazla yaptık. Karşına çok fazla çıkmıştır. 6 ve 10 için 6K'ya 10K desen, 3K'ya 5K desen buraya hemen 3'e 5'i yapıştırabilirsin. Bak yarısı yarısı. 2 katı 2 katı. 6, 8, 10 üçgeni. Çok da kolay bulunuyor. E, ABC'nin alanı da bulunur çok kolay. 6, 8, 48 böldün 2'ye 24. O zaman ECB'nin alanı da yarısı diyordu. O zaman burası da 12 olacaktır. Bu bilgiye göre de şunu söyleyemez misin? Tabanı 8 seçersem tabana yüksekliğimiz ne olacaktır? 3. 8, 3, 24 bölü 2'den ne yaptı? 12 yaptı. O zaman buradaki 3 ve 6 için de şunu fark et. AE uzunluğu ile de ED uzunluğu birbirine eşit. O zaman buraya da x'lersin. Tamam. Şimdi ABD üçgenine bak. 3, 6. Evet gördün. 3 kök 5. O zaman 3 kök 5 bölü 2 tabii ki doğru cevaptır. Tamamdır. Ve geldik 40. soruya. Aşağıda bir koordinat sisteminde bir dikdörtgen verilmiş. Eksenleri de paralelmiş. BC x eksenine paralel. Diyor ki BD DC'nin iki katıymış. Oba bu bir 30-60 90 üçgeni bilgisi zaten. 30-60 90 üçgeni. Gelirsin buradaki açı 30'dur. Buradaki açı 60'tır. Diyerek devam edebilirsin. AO uzunluğu 6. AOD ile DOX açıortay. C noktasının ordinatı nedir diye soruyor. C noktamız burada. Tamam. 6 birimi. Bir de burada şunu fark edeyim. Bak, açıortay varsa, paralellik varsa ikizkenar üçgen vardır. Nasıl vardır? Gidersin bunu buraya yapıştırırsın. Burada bir nokta vardır dersin. Artık ne olacaktır? İkizkenar üçgen olacaktır. Yani burası da 6 birim yaptı. Tamam. Bu 6'yı gidersin bir de buradan buraya yapıştırırsın. Ya az önce söylemiştik 30-60-90 üçgeni diye. O zaman burası 30, burası 60. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3, hipotenüs 4 diye gidiyor. Bizim C'den aşağıya indirdiğimiz yüksekliğe ihtiyacımız var. Burayı bulacağız. Burayı nasıl bulacağız? İlk başta bize verdiği 6'yı kullanarak bulacağız. Geliyorsun. Bunu indiriyorsun. Açıyı kullanıyoruz. 30, 30, 30. Burası artık 60 derece. Ve 30 derecenin karşısında 3 varken 60'ın karşısında 3 kök 3 vardır. Gelirsin. 3 kök 3'ten de ilk kök 3'ü çıkartırsın. Evet. Burası da kök 3 olacaktır diyebilirsin. Beşiktaş doğru cevaptır. Tamamdır. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak.